Şimdi burada Ali Morca gitti, röportajlar yaptı. Bakalım insanlar ne diyorlar. Gezi'yi arıyorlar. Gezi'yi arıyorlar, bulamıyorlar. Gezi'den korkuyorlar. Gezi'den o korkuları bitmediği için bitmeyen bir dava icat etmenin peşindeler. İki defa beraatle sonuçlanan savcının dahi temize götürmeye gerek duymadığı beraatlerin arkasından üçüncü kez aynı kişiler ve birbirini tanımayan, birbirini bilmeyen, birbirini görmeyen insanlar aynı suçu işlemişler diye bir araya getirilip bir karma karışık bir dava icat etmeye çalışıyorlar. Bu arada da Osman Kavala'yı da 4 yılı aşkın bir süredir içeride tutuklu olarak yargılıyorlar. Osman Kavala 4 yıl 3 aydır maalesef tutuklu. Gezi davasında yargılanan dostlarımız da aslında beraat etmişlerdi. Gezi ana davasında yargılanan dostlarımız, yine çarşı Gezi davasında yargılanan dostlarımız beraat etmişlerdi. Osman Kavala da 2 kere tahliye olmuştu. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir badireyle karşı karşıya kaldık bizler, kimlerle mücadele ettik, dış güçler demek için ve elinde bu algıyı kullanmak için böyle bir dava yeniden yaratıldı ve bugün 3. duruşması yapılıyor. Bu duruşmaya da Osman Kavala katılmadı. Katılmıyor. Geçen duruşma öncesi yaptığı açıklama var. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dava nedeniyle ve kendisi nedeniyle yargıya müdahale ettiği gerekçesiyle katılmayacağını ve katılmasının bir anlamı olmadığını ifade etti. O nedenle duruşmada kendisi yok. Arkadaşlarımız savunma yaptılar. 2 gün sonra da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'ye verdiği süre dolacak. Umarım Türkiye konseye bir yaptırım süreciyle karşı karşıya kalmayacak bir savunma bildirir. Onun da dayanağı Osman Kavala'nın tahliye olmasıdır. Aksi halde yaptırımların başlayabileceği bir süreç başlayacak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Mahkemesi'nden yeni bir karar isteyecek. Bu durumla bugüne kadar Avrupa Konseyi üyesi ülkeden sadece Azerbaycan karşı karşıya kaldı Mehmetov davasında. Ama sonuç itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava görülürken, ikinci dava görülürken Azerbaycan Mehmetov'la ilgili olarak bütün isnatları kaldırdı, suçlamaları kaldırdı ve beraat ettirdi. Türkiye neden böyle bir durumda karşı karşıya kalsın? Niye kalsın? Bizim isteğimiz buradan bir an önce ahim kararı uygulanması, ama sadece ahim kararı değil, bu mahkemelerin de bağımsız bir yargı olarak ortada bir suç olmayan bir dosyada bir an önce hem Osman Kavala'nın için tahliye vermesi hem de tüm arkadaşlarımız için beraat vermesi yönünde. İnsanların özgürlükleri pazarlıkların konusu olmamalı. Avrupa Birliği ile farklı çıkar meselelerin de pazarlığın konusu yapılmamalı. Gerçekten adalet için, gerçekten bu ülkenin bağımsız yargısı için tahliye verilmeli diyoruz. Osman Kavala'nın da tahliyesini bekliyoruz. Adaletin önünde tabii ki herkes gibi biz de adalet arıyoruz ama maalesef bugünler adaletin vicdana sığmadığı günler. İktidar kendisi gibi düşünmeyen herkesten öç alıyor. Cumhuriyet'ten öç alıyor. Atatürkçü subaylardan öç alıyor. Şimdi de Gezi'deki pırıl pırıl insanlardan öç alıyor. Elbette bu mücadeleler sadece onların değil, Türkiye'de demokrasiyi, onuru, haysiyeti ve dik durmayı karar eden, dik durmayı savunan herkes için önemli. Bizler de onların arkasındayız. Her zaman savunuyoruz. Bugün de, yarın da, diğer günlerde savunmaya devam edeceğiz.